Türkiye etrafında tesis edilen husumet ve ihanet cephesini yıkmak için kararlılıkla seferber haldedir. Suriye'den Dağlık Karabağ'a, Libya'dan Irak'ın kuzeyine kadar Türkiye'nin sınırlarımızın sıfır noktasında değil, coğrafyaların ta derinliklerinde hem mazlumları hem de bekasını müdafaa etmektedir. Bu müdafaa onurlu ve meşru bir müdafaadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Azerbaycan tezkeresine bakışımız da bu şekildedir ve desteğimiz kuşkusuz tamdır. 28 yıl önce işgal edilen toprakların %70'ini 44 günde işgalden kurtaran dost ve kardeş Azerbaycan'ın sonuna kadar arkasında olacağımızı da bu kapsamda bir kez daha güçlü olarak söylemek isterim. Dileğimiz Dağlık Karabağ'ın tamamının temizlenmesi, mütecaviz Ermenistan'ın vatan topraklarının her zerresinden sökülüp atılmasıdır. 10 Kasım tarihli ateşkesin mahiyetini ve teknik konularını bazı odakların tartışma ve karartma gayretleri harekatın muazzam stratejik boyutlarını örtmeye yetmeyecektir. Hassasiyetleri nasırlaşmış, vicdanları kabuk bağlamış, aklın makasından geçmemiş, halis gönlün kumaşıyla bezenmemiş kim varsa Karabağ'daki askeri, siyasi ve stratejik zaferi kabule zorlanmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti askeri mücadeleyi politik bir enstrüman olarak kullanmada başarı göstermiş, bölgesel ve küresel denklemi akılcı şekilde okumayı bilmiş, ordusunun taktik üstünlüğü sayesinde uluslararası prestij kazanmıştır. Türkiye, Azerbaycan el ele vermiş, iki devlet tek yürek olmuş, zulmü devirmiştir. 28 yıldır donmuş bir ihtilaf olan Dağlık Karabağ'ın zincirlerinden önemli oranda kurtulması muhteşem bir başarı hikayesi olarak tarihe geçmiştir. İki devlet, tek millet duygu tonu yüksek romantik bir söylemden ziyade politik, stratejik, ahlaki, pratik ve mutlak bir hakikate dönüşmüştür. Tarihi ve aktüel gelişmeler bu hususu teyit etmiştir. Turan eller var olsun, çalkalansın Karadeniz, çırpınsın Karadeniz, Tanrı Türk'e yar olsun. Unutulmasın ki bu sevda bitmeyecek, bu dava düşmeyecek, Türk milletinin zalimlerle mücadelesi hiçbir zaman kesintiye uğramayacaktır.